Online KPSS videolarına devam ediyoruz. Devletin Hangi Özelliği isimli video bu. Devletin özelliklerinden hukuk devleti olması, demokratik devlet olması, laik devlet olması, sosyal devlet olması gibi özelliklerinden hangisine uyduğuna bakacağız. Verilen bilginin boşluk doldurma şeklinde. İlk olarak resmi bir devlet dininin olmaması, devlet yönetiminde kamusal alanda din kurallarının geçerli olmaması, devletin din faaliyetlerini bir kamu hizmeti olarak yürütmesi hangi devlet olmasının unsurlarıdır? Bu da bilineceği gibi laik devlet olmasının unsurları. Video yazılarken bilgileri de koydum ki daha çok bilgileri de öğrenmeye yönelik olsun, sadece bir test çözme gibi değildi. Devletin ve milletin bütün bölünmez bütünlüğünü sağlamak nokta nokta devlet ilkesinin bir özelliğidir. Bu da milli devlet olmasının bir özelliği. Burada iki soru var. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak nokta nokta devletin bir özelliğidir. Ve ikinci bilgide halkın devlet yönetimine katılmasını sağlamak ve herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olmasını sağlamak nokta nokta devletin bir özelliğidir. Bunlardan ilki sosyal devletin, ikincisi ise demokratik devletin bir özelliği. Genelde bu tarz vergi veya işte halka dağıtım geçen şeyler sosyal devlet oluyor. Daha yönetimsel şeyler demokratik oluyor. Bakalım. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlamak devletin hukuk devleti olmasının bir özelliği. Yasama ve yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması, yargının bağımsız olması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, kanuni hakim güvencesi, ceza sorumluluğu ilkeleri olması, adil yargılanma hakkı, kanuni idare ilkesi nokta nokta devletin bir özelliğidir. Yine bol bol bilgi koydum ki akılda kalsın. Bunların hepsi tabii ki hukuk devleti olmasının özelliği devletin. Kanunların genelliği ilkesi olması, idarenin mali sorumluluğu olması, idarenin işlemlerinin yargısal denetime tabi olması, kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya uygunluğunun yargısal olarak denetlenmesi nokta nokta devletin bir özelliğidir. Bunlar da yine hukuk devleti olmasının özelliği devletin. Vatandaşlar arasında sosyal eşitliğin sağlanması tabii ki sosyal devletin bir özelliği. Meclis üstünlüğünün sağlanması ve yönetimde toplumun değişik kesimlerinin de temsil edilmesi de demokratik olmasının bir getirisi devletin. Devlet faaliyetlerinin belirginliğinin olması devletin hukuk devleti olmasının bir özelliği. Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olması yine sosyal devlet olmanın bir getirisi. Anayasanın üstünlüğü nokta nokta devletin bir özelliğidir denilmiş. Hukuk devleti olmanın özelliği. Kısa bir video oldu ama genelde bu tarz şeyler çıkıyor. Yukarıda verilen bilgiler devletin hangi özelliğiyle ilişkilidir diye. Umarım faydalı olmuştur.